Antalyalı olduğumu buradan sizlere ifade edeyim. Şarampol'da doğmuş bir Giritli çocuğuyum. Şehir benim için çok değerli. Bu şehrin her yerinden sular akarken, arıklar akarken o arıklarda yüzmüş, o arıklardan su içmiş bir gencim. Üçgen Mahallesi'nde ilkokula gitmiş, Antalya Lisesi'ne. Kale içinde şu anda gazeteciler cemiyetinin olduğu Atatürk Ortaokulu'nda kale içinde okumuş bir arkadaşınız, kardeşinizim. Ve şehir için dertlenen, şehirde bir olumsuzluk olduğu zaman içinden bunu yaşayan, onu olumluya çevirmek için her türlü bugüne kadar gayreti göstermiş bir kişiyim. Ve 4 sene önce bir basın açıklamasında da karşınızdaydık. Adaylığımız vardı 2 tane noktaya. Organize Sanayi Bölgesi ve Ticari Sanayi Odası'na. Hatırlarsanız birisi olmuştu, diğeri olmamıştı. Şimdi yine bu 2 tane yerle ilgili karşınıza geldik. Bir tanesi Mart ayında bitti. Orada geçen sefer bir seçim olmuştu. O seçimde bir aday vardı karşımızda. Fakat Organize Sanayi Bölgesi'nde bu sefer öyle bir aday çıkmadı. Tek başımıza seçime gittik. Ama oranın şöyle bir özelliği vardı. Orada tek başımıza seçime giderken 296 oyun, 276'sı sandığa geldi. Bu bizim için inanın çok değerliydi. Orada bize bir mükafat ve bir taltif vardı. Bunu nasıl sağladık? Bunu inanın o 4 sene boyunca Organize Sanayi Bölgesi'nde tüm Antalya'ya gösterdik ve inanın çok çalışarak sağladık. Ve biz 15 gündür sosyal medyada biliyorsunuz Mavi ile karşınızdayız. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası başkan adaylığıyla karşınızdayız. Bugün genellikle bir resmimizi Mavi'nin üzerinde şahsımın resmi anlamında söylüyorum bir resmimizi göstermedik. Orada bu resmi göstermememizin sebebi tamamen etik anlayışımızdan ve ekibi göstermemizden kaynaklanıyordu. Çünkü sadece orada bir kişinin resmi değil, ekibin resmi vardı. Yani sadece benim resmim yoktu. Bunun sebebi ekibi göstermekti. İkinci bir sebebi bunu bir basın açıklamasıyla sizlere duyurmaktı. Biz Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde de göreve geldiğimizde yerel basınla alakalı bir şey söyledik. En değer verdiğimiz şey yerel basın olacak dedik. Çünkü gerçekten bakın ekspertiz olayında da bunu çok net gördük. Tek bir örnekle size açıklayabilirim. Gübre olayında da bunu gördük. Yerel basınla beraber birleşip de sinerjik yaşadığınız zaman ve yerel basın desteklendiği zaman birlikte şehir için yapamayacağımız hiçbir şeyin olmadığını biz biliyorduk. Ve yerel basına gelir gelmez Organize Sanayi Bölgesi'ni desteklemeye başladık. Ve bunun da mükafatını şehir fazlasıyla aldı ve almaya devam ediyor. Şimdi Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın da en önemli paydaşı yerel basın olacak, bunu göreceksiniz. Geçen gün arkadaşlarımla yaptığımız toplantıda da söyledim. Yerel basınla olan ilişkimiz şu anda sizin yaşadığınız ilişkiden geceyle gündüz kadar farklı olacak. Siyahla beyaz kadar farklı olacak. Antalya Ticaret Sanayi Odası zaten geceyle gündüz siyahla beyaz kadar farklı olacak. Yerel basınla ilişki bir o kadar farklı olacak. O kadar destekleneceksiniz, bunu göreceksiniz. Ticaret Sanayi Odası'nda neler yapacağımızla ilgili 4 sene önce bir fikriniz yoktu. Size sadece biz ifade ederek bunu gerçekleştiriyorduk. Fakat bugün Organize Sanayi Bölgesi'nde yaptığımız Türkiye'nin en iyi teknik koleji, yapmakta olduğumuz, bitirmek üzere olduğumuz Türkiye'nin en iyi teknoloji geliştirme bölgesi, ekspertiz olayında Türkiye'ye şamil olmuş, yapmış olduğumuz çalışmalar, çatılara özgürlük projesiyle bugün elektrik fiyatlarına ne kadar zam geliyor görüyorsunuz. Bizim o 5 yıl önceki gazete küpürlerinizde sabit, 5 yıl önce çatılara özgürlük dememizin ne kadar inovatif olduğunu ve ne kadar geleceğe dair inovatif bir iş olduğunu ve bizim gelecek vizyonumuzun ne kadar öngörümüzün ne kadar yüksek olduğunu sadece çatılara özgürlük projemizden görmemiz mümkün. ATSO'ya adayız. ATSO'yu çok değişik bir şekilde yöneteceğimizi buradan size söylüyoruz. Ve burada size adaylığımızı açıklıyoruz. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Antalya'nın en büyük sivil toplum kuruluşudur. Evet, ama orada bir kelimeyi değiştirmek istiyoruz. En büyüğün yerine lobi kuruluşudur demek istiyoruz. Çünkü en büyüğüdür demek, koltuğa oturuyorum, bana gel demek, lobi demek, ben bu koltuktan kalkıp bu şehir için koşacağım demek. Ticaret ve Sanayi Odası'nda 49 tane biliyorsunuz komite var. Yaklaşık 15-20 bin oy kullanılmasını bekliyoruz.
bugüne kadar şehirde dokunduğumuz, birlikte çalıştığımız, birlikte bir kahve içtiğimiz, sohbet ettiğimiz, hayatına dokunduğumuz, hayatımıza dokunmuş olanların tamamını mavi sandıklara, mavi oylara bekliyoruz Ticaret Sanayi Odası seçimlerinde. Kurul ve komisyonların tamamını birlikte çalıştıracağız. Komisyonları 49 grubun sadece seçilmiş komite üyelerini, sadece seçilmiş meclis üyeleriyle çalışmayacağız. Bugün bir grubumuzdan örnek vereyim. Sigorta grubumuz 2 meclis üyesi, 3 komite üyesi, 5, 5 de 7'ye 10 kişi götürecek. Arkadaşlar bugün bizim sigorta grubumuz 30 kişiyle çalışıyor. 10 kişi gidecek aslında yedekleriyle beraber. Ama niçin 30 kişiyle çalışıyor? Çünkü hepsi buna aşkla inanıyor. Oraya alabileceğimize aşkla inanıyor. Ve biz bu 30 kişiyi bu seçimden sonra, bir sonraki 4 yıl sonraki seçim için onları bırakmayacağız. Biz onları komisyon haline getireceğiz. Yani grupları sadece 4 kişiyle, 5 kişiyle çalışan, 4 sene sonra bir daha çağırdığımızda da gene o 4-5 kişiyi çalıştığımız bir şekilde olmayacak. Antalya Organize Sanayi Bölgesi'ne nasıl bir sonraki seçimde 296 oyun, 276'sı hiç aday yokken teveccüh edip de gelmişse, aynı sinerji, aynı birlik ve beraberliği 4 sene sonra Antalya Ticaret Sanayi Odası'na da Allah nasip ederse getirmiş olacağımızı düşünüyoruz. Şehrin tüm dinamiklerini birlikte çalıştırmaya adayız. Sivil toplum kuruluşları bir ülkenin, bir şehrin nefes alabilmesi, daha inovatif olabilmesi, daha vizyoner bir şekilde ileriye gitmesi için STK'lar en önemli katma değerli yerlerdir. Ve biz burada barışçı bir biçimde şehrin tüm dinamiklerini barıştıran, küsler varsa barıştıran, onları birlikte çalıştıran, birlikte çalışmaları için proje üreten, vizyon üreten bir noktaya getirme arzusu içerisindeyiz. Başkancılık oynamayacağımızı buradan net ifade ediyorum. Organize Sanayi Bölgesi'nde de aynı şeyi söylemiştik. Fotoğraf çektirme projeleri yaptırmayacağız, yapmayacağız. Kurdele kesme projeleri yapmayacağız. Yaptığımız bütün işlerin verimliliğini, doluluğunu ve ondan sonra çalışmasını ölçecek şekilde tıpkı Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde yaptığımız gibi gerçekleştireceğiz. Bugün Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde yaptığımız işlerin hepsi tek bir ibare kullanıyoruz öyle ve bununla övünüyoruz. Diyoruz ki tam dolu. Okulumuz tam dolu. Teknoparkımız tam dolu. Petrol istasyonumuz, 112 acilimiz, kreşimiz, seramız. Orada yapmış olduğumuz her şey değerli arkadaşlar full, tam dolu. Ticaret Sanayi Odası'na da geldiğimizde tekrar söylüyorum. Geceyle gündüz, siyahla beyaz kadar fark yaratacak şekilde orada yöneteceğimizi göreceğiz. Bunun dışında hiçbir projeyi tekil bir proje olarak yapmayacağız. Entegre projeler gerçekleştireceğiz. Bu ne demek? Tekil projeler kişileri parlatır. Hedefimizde kişiyi parlatmak yok. Entegre projeler şehre değer katar. Dolayısıyla burada entegre projelerin peşinde koşacağımızı ifade ediyorum. Sorulara geçmeden önce son bir cümle. Öncelikle buraya geldiniz. Bizlere destek olduğunuz, bizlerin yanında durduğunuz için hepinize ayrı ayrı şükranlarımızı sunuyoruz, teşekkür ediyoruz. Bir kez daha adaylığımızı açıklıyoruz ve şehir için yürüdüğümüzü, şehir için koşacağımızı ve sizlerle barışçı bir biçimde asla uzlaşmayı, asla tekili olmadan uzlaşmayı ön plana alarak çalışacağımızı sizlere ifade etmek istiyorum. Hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum, teşekkür ederim.